Poppy Playtime Chapter 2 yani ikinci bölümün çıkışına artık çok kısa bir zaman kaldı. Daha önce yaptığımız tahmine göre oyun 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri civarında çıkacak. Tabii bu birinci bölümün fragmanı ve oyunun çıkışı arasındaki süreye göre yaptığımız bir tahmin. Poppy Playtime gizemleri sadece oyun içinde değil, aynı zamanda yine oyunun yapımcı firması Mob Games tarafından sunulan bir web sitesinde de paylaşılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu ürkütücü oyuncakların üretildiği Playtime Co. fabrikasında bazı güvenlik kameraları var. Ve bu kameraların görüntüleri 7 gün 24 saat bir web sitesi üzerinden bizlerle paylaşılıyor. Bu kameralarda geçtiğimiz günlerde ikinci bölümle ilgili çok önemli bazı gizemler fark ettim. Bu gizemlerden biri Mommy Longlegs yani uzun bacaklı anne ile ilgili gibi görünüyor. Ve diğeri sanki yine ilk bölümde gördüğümüz fabrikada üretilen oyuncaklardan Bron ile ilgili. Herkese selamlar. Yeni bir Poppy Playtime videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur ve bugün Poppy Playtime'ın ikinci bölüm gizemlerini açığa çıkaracağız. Birazdan izleyeceklerinizi dünya üzerinde videoya çeken başka bir kanal görmedim. O yüzden muhtemelen dünyada ilk kez bu kanalda izleyeceksiniz. Eğer Poppy Playtime ve farklı oyunların gizemlerini, hikayelerini seviyorsanız aşağıdan kanala abone olup tüm bildirim zilini açarak sonraki videoları da takip edebilirsiniz. Videoları izleyenlerin sadece %7'si kanala abone ve abone olmak tamamen ücretsiz. Aynı zamanda aşağıdan bir tane de like atarsanız yeni videonun hızlıca gelmesi ve kanalın devamı için bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkürler ve gelelim konumuza. 7 Mart tarihinde Poppy Playtime Discord'unda bir mesaj paylaşıldı. Bu mesajda içerisinde güvenlik kameralarının olduğu web sitesi adresinin değiştiği yazıyordu. Ve yeni sitenin adresinden bahsediliyordu. security.poppyplaytime.co Playtime Co. isimli karanlık fabrikada yapılan deneylerle insanların ve oyuncakların senteziyle canlı oyuncaklar tasarlanıyor. Öyle ki Poppy isimli oyuncağın gözlerinin bir insan gözü olduğunu ilk bakışta fark edebiliyoruz. Hatta Poppy isimli oyuncağın Stella isimli fabrikaya iş başvurusu yapan birinin deneyde kullanılması sonucu Stella'ya Poppy isimli oyuncakta can vererek onu hapsettiklerinden bahsetmiştik. Stella'nın iş görüşmesinde sonsuz bir yaşamdan bahsettiğini duymuştuk. Ve birinci bölümün sonunda hem Poppy hem de Stella'yı seslendiren kişinin aynı olduğunu fark etmiştik. Yine ilk bölümde bizi kovalayan Hagiwagi'nin de düştüğünde kan aktığını yani Hagiwagi'nin de organik bir canlı olduğunu görmüştük. Son olarak Make a Friend yani arkadaş yap isimli makinenin de gözleriyle bizi takip ettiğini görüp onun da canlı olduğunu anlamıştık. Peki bunlardan neden bahsettim? security.poppyplaytime sitesinde tüm bu canlı oyuncakların bulunduğu alanları gösteren 3 tane güvenlik kamerası var. Biri Hagiwagi'nin bizi ilk karşıladığı alanı, ikincisi Make a Friend yani arkadaş yap isimli makinenin bulunduğu alanı ve üçüncüsü de Poppy'ye giden yoldaki gelincik çiçeğinin olduğu alanı gösteriyor. Poppy Playtime 2. bölümün ilk fragmanı 30 Ekim 2021 tarihinde yayınlandı ve bu fragmanda bize direkt olarak Mommy Longlegs yani uzun bacaklı anne isminden bahsedilmemişti. Ancak biz bunu Mob Games'in sattığı NFT ismi verilen kartlardan öğrenmiştik. Bu fragmandan yaklaşık 13 gün sonra 12 Kasım tarihinde Poppy Playtime ürünlerinin satışı ile ilgili bir video daha paylaşıldı. Ama bu videonun sonundaki bölüm dikkat çekiciydi. İsterseniz o bölümü birlikte dinleyelim. Türkçe altyazı ekledim. Bu bölümde 2 gizem var. Eğer fark ederseniz videoyu durdurup yorum kısmına yazabilirsiniz. Oh, one last thing. Legals told me that we recently had an online leak of our internal security feed, so, do not go digging around for that. All right, I'm off. Are we done here? I'm on in 5 for that long legs commercial. Fabrikada çalışan biri bu konuşmayı yapıyor ve güvenlik kameraları ile ilgili bir sızıntı olduğunu, kameraların görüntülerinin olduğu siteye girip bunu incelemememiz gerektiğini söylüyor. Ve aslında tüm hikaye burada başlıyor. O günden sonra kameraların görüntülerinde garip şeyler fark ediliyor. İkinci gizem ise henüz Mommy Longlegs ismi Mob Games tarafından telaffuz edilmemişken, videonun son bölümünde Mommy Longlegs'den bahsediliyor. Kameraların ilk görüntülerinde garip bir şey yok. Fabrikanın az önce bahsettiğim alanları gösteriliyor ama burada bir değişiklik olacağı ve yeni gizemlerin verileceği ilk günlerden beri beklenen bir şey. Sonra bir gün Hagiwagi'nin bulunduğu alanı gösteren bir numaralı kamerada bir değişiklik oluyor ve Catbee yani kedi arı isimli yine Playtime Co. fabrikasında üretilen canlı oyuncaklardan birinin yerde kanlar içinde yattığını görüyoruz.
Kısa bir süre sonra ise Catby oradan yok oluyor ve sadece yerdeki kanlar kalıyor. Özellikle yurt dışında Catby'yi kimin öldürdüğü konusunda yapılan teorilerde hemen hemen herkes Hagiwagi'den bahsetti. Ancak burada dikkatlerden kaçan bir şey vardı. Bu görüntü 1. bölümden sonra güncellendi, yani Hagiwagi düşmüştü. Eğer ölmediyse bile yaralanmıştı. O yüzden Catby'yi öldüren Hagiwagi değil. Acaba Mami Longlegs öldürmüş olabilir mi? Hemen devam edelim. Uzun zaman sonra kameralarda yeni güncellemeler oldu. Makey Friend makinesinin olduğu 8 numaralı kameraya bir göz atalım. Bir şey dikkatinizi çekti mi? İşinizi kolaylaştırmak için bu kameranın eski görüntüsüne bakalım. Şu an muhtemelen fark ettiniz. Şimdi hem eski hem de yeni kamera görüntülerine yan yana bakalım. Makey Friend makinesini çalıştırmak için makinenin kollarını aşağı indirdiğimiz bölümlerden birinin içinden sanki bir kol uzanıyor ve kolun sonundaki de sanki bir el. Acaba bu Mami Longlegs olabilir mi? Belki bir kablonun ucundaki farklı bir oyuncak da olabilir ama çok büyük bir ihtimalle bu kol Mami Longlegs'e ait. Gördüğümüz gibi kolu daha açık renkte ve eli daha koyu renkte. Mami Longlegs'in kolu ve eli arasındaki ton farkına çok benzer. Bu da demek oluyor ki Mami Longlegs şu an Makey Friend makinesinin oralarda bir yerde olabilir. Ve belki de Catby'yi öldürenin Mami Longlegs olduğunun bir mesajıdır. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kameralardaki ikinci gizem ise 1 numaralı Hagiwagi'nin bizi ilk karşıladığı alanı gösteren bölümde. Şimdi bu kameranın hem eski hem de yeni görüntüsünü yan yana inceleyelim. Arada bir fark dikkatinizi çekti mi? Yeni görüntüde sol üst tarafa odaklanın. Eski kamera görüntüsünde olmayan bir şey fark ettiniz mi? Çok dikkatlice baktığımızda aynı sağ taraftaki Hagiwagi resminin gözleri gibi bir çift göz görebiliyoruz. Ve bu eski kamera görüntüsünde yok. Muhtemelen bu detayı hiç kimse fark etmedi ve belki de etmeyecek. O yüzden bu gizemi sizlerle birlikte burada çözeceğiz. Bu gözler Poppy Playtime Co. fabrikasında üretilen oyuncaklardan biri olmalı. Peki hangi oyuncaklar üretiliyor? Bu gözler Boogiebot, Hagiwagi, Kissimissi, Candycat ve Poppy'nin gözlerine sanki çok fazla benzemiyor. Bu gözler sanki Bron'a ait. Dinozor oyuncak Bron. Acaba Chapter 2'da Bron'u da görebilir miyiz? Sizin fikriniz nedir? Mami Longlegs'in aslında fragmanda bize görünen karakterden daha farklı bir karakter olması sizce mümkün mü? Bu konuyla ilgili bir teorim var ama bu başka bir video konusu. Eğer bu videoya 10.000 like gelirse bu konuya da ayrı bir videoda değineceğiz. Mami Longlegs fragmanın sonunda aslında ne kadar masum bir karşılamayla bize yaklaşıyor. Mami Longlegs gerçekten kötü tarafta mı? Yoksa sandığımızın aksine mutlu, çocuksu ve zararsız olabilir mi?